بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. الله استفادة ettirmeyi nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Usul ve furularımızdan ahirete kim geçmişse haberdar et. Tabii ya. Hak etti ana babanız. Bizatihi dede denmiyor. Anneanne denmiyor. Dindekini söylüyorum. Sahibi değilim ki ben şey yapayım. Anne babası. Evladı, çocuğu. Kim ahirete göçmüşse haşa inşallah yoktur. Azabı varsa bile şu anda tehir ediliyor. Sen buradan çıkana kadar. Tehir ediliyor. Ceza yok. Ne halde olursa olsun. Kafir olmadıkça. O da zor. Senin gibi. Efendim abi. Çok hoş bir şey vardı. Söyle. Namaz kılan insanların, kişilerin, anne babalarına diyor. Kıyamet gününde öyle bir taç giydirilir ki güneşin ışığı onun yanında sönük kalır. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Ben size konumu çalıştım. Musibet, bela. Bize şahsımız olur, ailemiz olur, Türkiye olur, alem İslam olur. Onlara böyle bir bakış tarzı olsun diye bir derstir. O dersten önce ben bir mukaddeme, adetim olduğu veçiyle, olayı daha iyi kavramamız için yardımcı olur zannediyorum böyle. Çalıştım ve notlarımı alarak geldim. En büyük musibet dine gelen musibettir. Bunu unutuyoruz. Yani namaz kılmamak, oruç tutmamak, dini aldırmamak yani. İki, bazı musibetler kendimizden çıkmamıza yardım eder. Bazı musibetler kendimizden çıkmamıza yardım eder. Yani kabuk kıramıyoruz. Kendimizden yani bedensel hayattan çıkmamıza yardım eder. Peki, üç. Bizim sevincimizde, tamam. Bizim sevincimizde, sıkıntılarımız da dardır. Dar an yorumluyoruz. Sevincimiz de dar, sıkıntımız da dar anlayışımızda yorumluyoruz. Bazen sevincimiz sıkıntının, bazen sıkıntı da sevincimizin habercisidir. Başka, bizim ölçümüz ve kıyasımız ya kendimiz ya da diğer eşyalardır. Yani aklı ve kalbi çapımız kadardır doğrular ve yanlışlarımız. Doğrularımız ve yanlışlarımız aklımız kadardır. Kalbimizin çapı kadardır. Çok önemli. Çok önemli. Çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim doğru ve yanlışlarımız aklımızın ve kalbimizin çapı kadardır. Yani o çapın içine giren her şey doğrudur veya yanlıştır. Başka? Çok önemli bir de. Dedim ya çalışarak geldim. Hep suçu dışarıda aramaktan bazı şeyleri kaçırıyoruz. Yani hep gavurlarda arıyoruz. Oysa beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalimizle ve efallerle kadere fetva verdiğimizi sormuyoruz. İmkan tanımıyoruz düşüncemize. Tamam bu badan, bu insan, bu devlet zulmediyor. Yanlış yaptın. Fakat kader hakimdir. Usta diyor ki, ben kaderin mahkumuyum diyor. Kader rızkımızı tayin etti diyor. Kader sevk etti diyor. Kader tokatladı diyor. Kader affetmedi diyor. Dikkat ederseniz kader tanımlamasında dostlar, faili muhtar işin başında bir patron gözüküyor. Kainat işletim sisteminin başında klavyede oturan bir patron. Kader.
kainat sistemini idare ediyor. Şöyle bir patron düşünün. Yani bilgisayardan farklı bir klavyede bulunan, yani ben ne kadar farklıyım? Böyle bir şey. Hep suçu dışarıda arıyoruz. Var olanı da kaçırıyoruz. Oysa kefaret-i zünup olsun diye Allah vermişti bir sebebi. Başka, öyle bir maddi ve manevi nefs-i emare taşıyoruz ki, buna dikkat, Kastamonu'dan yazdım. Maddi nefs-i emareden sıyrıldık artık. O kadar rezil bir hayata indik ki, ben bir kendimizi kastetmiyorum, alem İslam'ı kastediyorum ve Müslümanları. Maddi nefs-i emarede manevi nefs-i emareyi yaşıyoruz. Maddi ve manevi nefs-i emareyi taşıyoruz ki, ancak bunlar da tokatlar ve elemler ile nefret ediyoruz dünyevi mimsiz medeniyet hayatını. Tokatlar ve elemler, musibetsiz uyanamıyoruz. Öyle geçiyor değil mi Kastamonu'da? Belalar ve musibetlerle ya nefret edecek veya her isini davasına feda edecek. Allah iki hayatı bir yerde vermiyor. Ya cennette olacak ahiret, sonsuz. Dünyada da her türlü şeyi yapacaksın, ahirete de cennet. Kafirde ne farkım kaldı ki? Namaza kalkmam. Bu kadar söylenir televizyonlarda, internetlerden, Allah aşkına biraz uzak durma. Cennetin de ortasını da isterim. Musibet gelince de bağırırım. Olmaz ki ya. Böyle hayat felsefesi olmaz. Yani Allah'ın sistemine uymuyor. Yazılım yani sistemine uymuyor. Futbolcu bak, karşıda top sahası var. 10 seneden beri bu misali verim. Belki 15 seneden beri. Çünkü top sahasının karşısındayız ya. Oradan vermiştim. Eski kasetlerde de var, yazarsın. Şu top sahasında var. Bazen tespit yapınca balkonda görüyorum, oynuyorlar. Şimdi adam oyun kuruyor. Ama kural içinde kuralını olması lazım. Penaltı ne demektir? Sana bırakmamış. Taş ne demekti sana? Yani orada bir sistem var. Sistem var. Sistem içinde sistemin olmalı. Kural içinde kural. Ama sen kural kuramazsın. Bu sefer seni ikaz ederler. Beyaz kart verirler. Kahverengi verirler. Siyah verirler. Çık dışarı derler. En sonunda. İkazlar böyle. Başka bir şey anlatacağım şimdi. Mesleğim itibariyle. Ben uçak okumuştum ya biraz böyle. Yeşilköy'de biraz bulunmuştum. Size bir misal vereyim, ondan sonra şey. Balonu bir şişirin. Şimdi kafanızda kalsın, simge yapayım, anlatmayacağım. Şişirdin. Bırak. Ne yapar bu balon? Ne tarafa doğru? Ne tarafa? Yukarıya. Bak, balonu şişirdim. Evet. Havayı nereye bırakıyor? Çünkü uçağın iç uçma kanunu şu. Durgun hava, duran hava, içerideki basınçlı hava buraya duvar gibidir. Aradaki basınç farkı, o balonun içerisinde bir şey anlatacağım. Şimdi balonun içerisindeki o basınç, bundan durdan duran havadan daha yüksek bir basınçla buraya vurur. O sen hava zannedersin ama onun için duvardır. Vurduğu zaman bu böyle gider. Vurduğu zaman ileri iter. Vurduğu zaman ileri iter. Tamam. Egzozu arkaya koyarlar ve vurduğu zaman uçağı ileriye atarlar. Uçağın kalkışı, inişi, sağ ve solu, uçağın o şeyle alakası yok. Kanatlardaki hareketlerle, klavye dediğimiz şeylerle yapılıyor. Böyle yaparsın, böyle yaparsın. Yön önemli değil. Uçmasını duran havaya, basınçlı bir havaya vurarak ileriye atar. Bir şey anlatacağım diye uçağı anlatmıyormuş. Egzozu nereye koydunuz? Arkaya. Motorun, egzozun öne koyun şimdi. Uçak nereye gider? Tersi. İşte musibetleri arkaya koyarsan seni uçağı ileriye götürecektir. Eğer ikide bir temcit pilavı gibi onunla meşgul olup önüne koyarsan hep geri gidersin. Tamam. Tevekkül ve teslim işletim sistemimiz çalışmadı. Onu aktif ediyor. Erdinç diyorum, bak bilgisayarda bir sorun var. Tamam abi, şu şey zarar gördü bilmem ne diyor. Tamam. Yani bizim de
kainatın işletim sistemi var. Linux'tur, Windows'tur, tamam mı? Bu sistem içerisinde bizim bir sistem var. Teslim ve tevekkül. İşte o çalışmaz oldu. Virüs mü girdi, ne oldu? İşte bela ve musibetlerle onu aktif ediyoruz. Tevekkül ve teslimiyetimizi aktif etmek içindir. Başka? İnsanlar bir vesileyle öleceklerini unutmuşuz. Zaten ölecek. Başka? Musibet ve belalar nispidirler. Herkese aynı şekilde etkilenmez. Mesela bir dinsiz bana demişti. Hocam dedi, Allah rahmetlidir, Rahmandır, merhametlidir. Eşeğe yük taşıttırıyor. Zulüm değil midir diyor. Oysa eşeğin sistemi, işletimi, programı ve bedensel yapısı ona uygun. Yük taşımaktan lezzet alır. Peki bu zat sıkıntı yapmasının sebebi nedir? O soruyu. İnsanlığından çıkıyor, eşeğin cesedine giriyor. Oradan bakıyor, lan bu yük nasıl taşıyacağım diyor. Eşek olduğu için yük taşımak işkence zannetmiş. Oysa eşeğin yük taşıması zevktir. Kendini eşek yaparsan zulümdür. Yani aslanın ruhunu koyunun cesedine, koyunun ruhunu aslanın cesedine koyarsanız sistem değişir. Dolayısıyla herkes bela ve musibeti anlaması, sakın algılama demeyin, uyduruk var. Ne demek algılama? Radyo mu hiçbir kalmadı. Anlaması herkeste farklıdır. Biz sıkıntı çekiyoruz alem İslam, oysa o adam ve o çocuk şehit ve cennet uçuyor. Arkaya bıraktığı yapı, gaz sistemi, yani egzozdan çıkan bize zarardır ama ağaçlar için gıdadır. Eğer karbondioksit, egzoz gazları pis, yani toz duman çıkmasaydı meyve yiyemezdiniz. Ağaçların gıda, onu alıp da glikoz olarak meyvede kullanmasının dumanlardır. İşte insan, bazı insanların dumanı diğer insanların bütünlüğüne vesiledir. 1,5 kişi, 15 kişi, 150 kişi Müslüman ölür, 1,5 milyarı bir bütün yapar. Fikri ve akli, kalpler bir bütün olur. Küçük bir zararla çok korkunç bir menfaat elde edilir. Mesela şöyle diyeyim ona, İsrail 3-5 tane Filistin'i öldürerek, 2000-3000 tane öldürerek bu iş olmayacağını çok iyi biliyor. Ama dünyanın nefretine, 1,5 milyar Müslümanın nefretini nazara hiç almadan bunu yapmasının şeyi anlatayım size. Yani dünyanın nefretini aldığı halde niçin yapıyor? Bak, onlarda ümmetçilik yoktur. Amerika'da da öyle. Amerika'nın yerli halkısı olmadığı için milliyetçilikleri yoktur. Şeyde, Yahudilerde milliyetçilik vardır, ümmetçilik yoktur. O zaman Amerika ve İsrail'de dahil ve Avrupa devletleri de devamlı düşman imal etmeleri zorundadır yaşamaları için. Ha bak, geliyor ha bizi. Bir bütün yok. Herkes kendi menfaatine düşünüyor. Çekip gidecek veya tek olacak. Ama düşmanı devamlı belirlersen ama kardeş falan, arkadaşım bir oluyorlar. Onun için bombalayarak, bak düşman ha orada. Düşmanı belirleyerek bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Ama bize bir uhuvvete ihtiyaç var. Alem İslam'ın hiçbir sıkıntısı yoktur. Lider eksikliği var. Başka bir şey yok. Hepsi tamam. Lideri geldiği zaman pat diye yapışacaktır. Hepsi buna hazırdır. Biz insanların midelerinin boşluğundan üzülüyoruz çoğu zaman. Oysa kalplerinin boşluğundan aldırış bile etmiyoruz. Açlıktan öldü diyoruz. Türkiye'de kalpsizlikten, kalp boşluğundan, imansızlıktan ölenleri fark etmiyoruz. Bak bir de okuyayım. Biz insanların midelerinin boşluğundan üzülürüz çoğu zaman. Oysa kalplerinin boşluğundan aldırış bile etmeyiz. Bazı musibetler kalpleri doldurur. Maddi ve manevi sebepleri uymayı ihmal edilmemeli. Başka? İki tane de kaldı. Mizansız terazisizlik. Yani mizansız terazisizlik de farklı kalemle yazılan, yani mizan ve terazi yokken
Allah'ın bize devamlı muamele ettiği muamelenin dışında, mesela elmayı veriyor, bu sana vermedi. Allah Allah. Yani verdiğini sana göstermek için vermemesi lazım. Ancak. Yoksa anlamayız biz. Öyle bir sığır gibi bir şeyiz yani. Acayip bir şey hepimiz böyle. Unuturuz ya. Bak bir tanesi söyleyeyim, güldüreyim size. Olmuş, ben yaşadım. Çali'de nöbetteyim, dershanedeyim. Limandaki dershanede. Caminin bitişinde limanın içine bakıyorum. O şimdi yok. Beşinci kattaydı. Baktım merdivenden gürültüyle geliyorlar. O falan küm. Anlatmıştım, bir daha anlatacağım size. Geldi adam, oturdu. Gemileri var. Ukrayna'ya falan böyle gidiyor. Balık tutuyorlar. Fırtınaya tutulmuşlar. Ondan sonra adam dedi ki, ya Rabbi, bizi buradan kurtar. Büyük bir sığır. Büyük bir sığır o gün. Büyük bir hayvan. Sana kurban edeceğim Allah'ım. Vaat etti. Adakta bulundu. Kurtuldu. Limana doğru gelirken tam giriyor. Ya Rabbi, bunu bir koyuna inşallah. Koyun yapacağız inşallah. Daha limana girmedi ya. Koyuna dönüştürdü. Koyunda da kalmadı. Bana geliyor. Hocam böyle bir şey demiştim. Yok, horoz değil. Dedi ki, fakire dedi sadaka versem bu adaktan kurtulur muyum dedi. Baktım adam oturuyor. Buna öyle bir cevap lazım ki onu ancak öyle anlasın. O lisanla anlasın. Hiç vermesen de olur. Küçük sakadaka da olur. Ama bir şartla. Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa yapma. Bu Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa yapma. Hocam ne demek ya o? Ne demek dedi ya o? Bu ne demekti falan, kıpırmaya bak. Dedim o. Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa yapma. Tamam hocam, nasıl keseceğiz bunu diyor. İstersen yapma. Biz böyle acayip bir mahlukuz. Biz de başka konuda böyle maskaralıyız. Ancak uyanıyoruz. Mizansız ve terazisizlikle farklı kalemle yazılan mevcudat ayetlerini okuyamıyoruz. Yani celal içindeki cemali, cemal içindeki celali göremiyoruz. Bu kadar mukaddemeden sonra, ondan sonra ben size dersimi okuyorum. İlk önce lemalardan okuyayım. 250, ekranda gördüğünüz gibi. Sevgili kardeşlerim, sizin üzülmenizi istemediğim için bu dersi yapıyorum. Bak, herkesin sıkıntı, bela anlayışı farklıdır dedik. Kendimizden çıkmaya vesile olur dedik. Eğer ben başta size söyleyeyim şunu. Merkeze taşınırsak, Allah canibinden kudretin azametin altından bakarsak, vallahi billahi tallahi bizim gördüğümüz, anladığımız, işittiğimiz gibi olay değil, öyle değil. Şöyle düşün, senin yüreğini yaratan, o yüreğe şefkati takan Allah senden daha şefiktir. Benim üzüldüğüm o alem İslam'daki zulmü benim anladığım gibi olsaydı veya onda bir benim inandığım Allah onu vermezdi. Olayın içinde başka bir şeyler var de ve böyledir. Senin şefkatin ve bütün insanların şefkati ve vahşi canavarlarındaki şefkati çocuklarına, yavrularına, Allah'ın İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, Allah'ın merhameti karşısında sıfır denemiyor ya, ama sonsuza göre ne kadar büyük olsa sıfır, okyanuslara karşı damla bile değil. Tümü yani. İşte benim anladığım gibi Allah yorumluyorsa, o öyle biliyorsa Allah ve benim üzüldüğümün onda biri Allah üzülse, haşa, yani şey yapsa, razı olmasa, Allah onu vermez. Allah Allah'lık yapıyor. Biz bu dünyada ki olayları buraya göre ölçüyoruz. Ya birbirimizi ölçüyoruz. Ben Mercedes'e biniyorum, adam gece konduyor. Oysa eşek gibi, eşek o yük taşımaktan lezzet alıyor. O gece konduda, o çadırda ne kadar lezzet aldığını sen villada alamazsın.
Çünkü kalpler Allah'ın elinde, onun ruhuna ne koydu bilmiyoruz. Ya. Sıkılmamızın bir sebebi bu ki maliki hakikisinden gaflet, yani insanları Allahsız düşünüyoruz, sahipsiz ve insanları misafir tasavvur etmemekten, yani burada daim, niye gitti? Ve malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Anlıyor musun? Okuyor musunuz? Okuyun lütfen. İnsanları üzülmemiz, maliki hakikisinden gaflet, Allahsız düşünüyoruz. İnsanları misafir tasavvur etmiyoruz. Ve insanlar kendi hayatlarına ve dünyalarına malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırlandı, hazırladın, hazırlandı. Mesela misal veriyor, çok acayip. 1,5 milyar Müslümanı bak ne yapıyor. Nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatdar bir şekil verilsin. Mesela demiri düşünün, elime bakın. Örse koyduk, bıçak yapacağız. Benim dedem demirciydi, bıçak yapardı, balta yapardı. Görmüştüm çocukluğumda. Örse koyarsın demiri, vur, tam, tam, tam. Şekil alan veremezsiniz. Ateşe sokardı, kıpkırmızı olurdu, tam mum gibi olurdu. Böyle de yapardı yani. Demir erirdi, bu demirdi. Şekil verdi, yetmiyor, ikinci bir menfaat. Suya sokardı, su verince de çelik olurdu. İşte Müslümanlara da bela ve musibet yumuşatıyor, su alıyor, çelikleşiyor. Yoksa su almıyor. Demiri suya sokun, su almaz. Çürür. Ateşe soktuktan sonra çelik olur. Hem su alır, çelik olur. Demirlikten de çıkar. İşte hadiseler nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Öyle de hüzün engiz halet, yani öf, ya bugün fiyakam iyi değil, dağları duman aldı, halet, o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Ben bunu çok gördüm yurt dışında, burada da. Dedim, ooo, musibet oldu, kapımızdan çıkmıyor adam. Dershaneden çıkmıyor. Kitap okuyor, düze çıkıyor, bir geliyorum Türkiye'de, bir ay bırakıyorum, gelen uçak dipte. Niye yaptın kardeş? Yok. Davet ediyorsun. Ya işim var. 10 tane sebep söylüyor. Kitap okumuyor. Ya insan ne kadar zalim kendisine. Sizin alakası yok, onun için yurt dışını söylüyor. Kitap okumuyor. Tamam, hiç şey yapmıyor. Sonra affedersin, yumurta dayandığı zaman. Aman diyor ama o zaman da olmuyor. Doktor burada mı? Yani hasta olduktan sonra tedavi zordur. Ama koruyucu hekimlik denilen, daha hasta olmadan önce yapılan böyle küçük bir muamele senin oradan kurtarıyor. Ya insan acayiptir ya. İnan, şöyle bir düşünün. Allah hiç musibet vermiyor. İnsanlık nasıl olurdu? Çığırından çıkar. Ya çığır değil ya, insanlıktan çıkardı ya. Çelik olamaz da. Çelik olamaz, kesemez, bıçak balta olamaz. Devamlı olduğun gibi çürür giderdi. Hiçbir şey yaramaz. Bak öyle de hüzün engiz halet. Yanacaksın kardeşim. Mesela yandım piştim diye bir kız için intihar eden insan. Allah için, Kur'an için yansa o ne olur? Bir hafta debile olur. Öyle değil mi? Bir haftada uçar. Acayip bir şey ya. Aşk acayip bir şey ya. Mecrasını kaybedince tuhaf oluyor. Allah'a aşık oldun mu? Seni o zaman senden koparıyor. Başka bir şey olmuyorsun. Diyorlar. Ve o dehşetli vaziyet ateş oldu. Nefsi yumuşattı. Niye? Kur'an'ı dinlemezsin, laf dinlemezsin. Yapmadan anlamazsın, oturdan anlamazsın, kalktan anlamazsın. Yumuşamaz insan. Dük kafa. Kur'an-ı mucizül beyan, mezkur ayetin hakikatiyle
Hakaik imaniyin fezini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, lillahil hamd. Şu ayetin hakikati iman feziyle 20. mektup gibi risalelerde kat ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvvet imanesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinat ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi. Şimdi tamam biz böyle olduk ama çocuklar var, masumlar var, hiç böyle alakasızlar var. Ona geleyim. Hepsini okuyacağız. Ya çalışarak geldim arkadaşlar bunlar. Hep böyle atıflarımız var ya. Bak. 175 emir daha. E ne olacak onlara bak diyor ki. Nasıl hadisle? Nasıl hadisle? Böyle musibetlerde. Yok değil mi şeyi? Ya tamam. Nasıl hadisle? Böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda mesela Karadeniz, ben Karadenizliyim. Öşür müşür bilmeyiz. Çayın öşürü yok deriz. Bilmeyiz bak. Geliyor bir hastalık hepsini süpürüyor. Haş Anadolu'da var yani bunlar. Bilmemezdik ki onlar buğdaydan hep verirler. Hususan bu zamanda yani niye söyledim? Böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda 100 sadaka kadar o fani malları baki ve daha çok ebedi mallara inkılap ederler. Mal böyle. Şimdi geleceğiz diğer neticelerine. Bak. Mektubattan şey yapayım. Sonra Kastamonu'sunu okuyacağım o çocuk mucuk şeylerini. 59 muydu? Abi peki adam ticaret yapıyor. Malını yani başkası tarafından batırılıyor. O zaman yine sadaka hükmünde mi? Evet. Çalınsa diyor hırsız yese. Çalınsa hırsız yese. Kuşlar yese. Yani çalınsa yani. Gasp edilse. Hatta batırılırken, gasp edilirken malını korumaya kalkıp da seni öldürseler sen ne oluyorsun biliyor musun? Şehit. Malın ne olur? Sen şehit olduktan sonra o da sadaka oluyor tabii. Kasten seni batırıyor adam. Ya şehit oluyor. Malın da sadaka oluyor. Allah Allah. Peki abi kendisi vermiyor da mı öyle oluyor yani? Yani zoraki Allah seviyor ya. Şimdi bu sene siz dediniz yani mahsul olmadı. Yani bir tarzınız. Ha, o yok. O Cenab-ı Hakk'a ait. Mesela birisi seni batırsa veya felaket gelse, deprem etprem, onlar sadaka oluyor. Eğer güzel düşünce şurada, çok acayip bir soru sordum. Bugün fındık, bu sene fındık yok. Ama şöyle düşünse, geçen sene kaç ton alıyordun? 2 ton. Şimdi bu sene hiç yok. Yani Cenab-ı Hak hakikaten dese biz bunu ekseriyeti mutlaka itibariyle fert değil. Biz bunun kıymetini bilmiyorduk. Bilmiyoruz. Öşün vermiyoruz. Dese bu sene olmayan fındığı sanki bu düşünceyle olmuş hep sadaka vermiş gibi oluyor. Çünkü Risale'de şöyle geçiyor. Güzel bir düşünceyle diyor namaz vaazında. Ama bu şart var. Olan yerlerde var ya abi. Olmayan yerleri kendisi bulunduğu yerle sorumlu. Dese ki bu köyde hiçbirimizde yok. Niye yok? Ötekisi bilmem ne şöyle sebepler arıyor. Ötekisi içinden diyor ki tabii ki olmaz ama kimseye demiyor. Öşür vermeyiz, sadaka vermeyiz. Haramda kullanırız. O parayı nerede harcıyoruz? Dese o adamın bütün zararı sadaka oluyor. Okuyorum bak. Kader noktasına bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netaici uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı manevi o kadar kıymetlidir ki Hazreti Hüseyin ve akrabasına olan şey kader noktasından bakılınca bak hasıl olan netaici uhreviye bir netaici uhreviye Hazreti Hüseyin ve akrabasına verilen
mükafat. Yani o tipten olan herkes, bu kanundur. Netayici uhreviye. 2. Saltanat-ı ruhaniye. 3. Terakkiyat-ı maneviye. O kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Zaten ölecekti Hazreti Hüseyin. Ama öyle bir saltanat verilmiş ki, 3 tane şey verilmiş. Öyle bir netayici uhreviye, saltanat-ı ruhaniye, terakkiyat-ı maneviye verilmiş ki yaşasaydı alamayacaktı. Eğer yaşasaydı onu alabilseydi Allah bunu vermezdi. Bunu düşünen tefekkürler için söylüyorum. Eğer musibetle kazanılan bir mertebeyi yaşasaydı irade ve ihtiyar ile alabilme makamında olsaydı Allah onu vermezdi, yaşama hakkı verirdi. Tamam? Allah'a göre hangisi daha fazlaysa onu. Evet. Mesela ne zaman öleceksiniz? Bak ne zaman öleceksiniz şöyle. Çok uğraştım ben ha. Uğraşarak bunu belki 10 saniyede anlatacağım ama çok uğraştım. Şöyle yapayım. Ne zaman öleceksiniz biliyor musun? Entegre var ya, kalp entegresi. Gaflet, namaz başladın, nurları tanıdın. Oo, derslere gittin. Zirve yapıyorsun. Hala zirve. Hem de size bir müjdedir. Şu anda ölmediğine göre terakkidesin. Gidiyorsun, makamını aldın. Bu Müslümana aittir. Kafire mühlet verir, ihmal etmez. Onun da azabını aynı tersi düşünün. Şuradan böyle çıkıyor o. Tamam mı? Müslümana ait bu ibre. Çıkıyor. Çıktın, kitap okudun, risale okudun, Hizbullah kayıkın, namazları vaktini kılıyorsun, cevşenleri, dersleri, sadakanı, dershaneye sahip çıkıyorsun kendine. Hop, ondan sonra bir durgun. Uçak, gaflet, esbab, işte şu bu. Baktı ki bunu kaybedecek. Adam inecek böyle. Baktı ki çıktı ya komutan. İnecek ondan sonra. Aa, bir durgun yaşadı. Fetret. Buna nurcuların en büyük belası. Müslümanın diyeyim. En büyük belası. Ülfet belasıdır. Ülfet. Alışkanlık. Artık durdu, tamam mı? Ona bir şey demiyor gene. Baktı ki cepten yiyor. İnmeye başladı. Allah seni o inmeden tak burada kesiyor. İnmesin aşağıya. Hadi geç, tamam, senin işin burada. Bu kadar. Ölmediğine göre terakki ediyorsun. Ama belli olmaz. Yaşayanınız kaç kişi var burada? Birkaç kişi var. Ölmüş, öldüğünü bilmiyor çünkü derste ölmüştü. Cumartesi derste ölmüştü. Şehit oldu, öldüğünü bilmiyor. Hala derste o. Şu anda. Belki de sensin. Şaka zannediyorsunuz bunu. Peki. Allah Allah. Allah Allah. Şaka demiyorum ha. Şehit öldüğünü bilir mi? Bilmez. Nerede kaldıysa devam etmez mi? Ubeyd isminde bir talebem vardı. Yer altında mahzen yapıyordu. Benim için üzülüyormuş diyor usta. Benim şehit olduğumu zannediyor. Ve neyle meşgul? O yer altında mahzen yaparken, siper yaparken gitmiş. Hala yapıyor. Tesbih çekerken bir kadın namaz tesbihini, tesbihi kopuyor. Hala tesbih şey yapıyor. Kıyamete kadar dizeceğini söylüyor usta. Vefat ettiğini bilmiyor. Usta kendisi söylüyor. Kabire bakmış böyle, keşfül kubur ya. Kabirdekini şey yapıyor. Usta tebessüm etmiş. Molla Resul abi varmış. Demiş ki ya Seyda, eski ustadın talebesi Seyda derlerdi. Ya bu niye güldün demiş. Demiş ki bu namaz kılarken, namaz kıldıktan sonra tesbih çeken bir kadın. Tesbih kopmuş. Tam dizerken vefat etmiş. Allah onu hiç hissettirmemiş. Mesela deprem olur. Çoğu Müslüman hissetmemiş. Zannediyor musun ki senin hissettiğin gibi hissettiler? Herkes farklı hisseder. Her şeyi ama. Sen yemeği yedin, şey, masaya oturdun. Hepimiz aynı zevki alıyoruz. Musibetler de böyledir. Ve hala diziyormuş. Kıyamete kadar dizecekmiş. O kadar çabuk geçecekmiş ki. Çünkü baki alemi geçti ya.
Allah Allah ne çabuk gibi bir şey yaptı diyor yani. Kıyamet kaptı. Çok böyle ya. Acayip. Şimdi Kastamonu 75. Tamam mıyız? Bakıyorsunuz en alt paragraf. Bir zaman eski harbi umumide düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerden pek çok müteellim oluyordum. Ne demek müteellim? Elem alıyordum. Fıtratımda şefkat ve rikat ziyade olduğundan, şefkat tamam, rikat ne? Şefkatle rikat ne arası fark var? Rikat daha çok acı. Şefkatin içi mi rikat? Başka? Acıma. Kalp inceliği. Başka? İnsan bir çekirdektir. Değil mi? Bütün kainatın çekirdeğidir. Ceyran eden, kainatta her ceyran eden hadise insan kendi aleminde ceyran ediyor. Bu rikat böyle bir şey. O değil benim. Yani şefkat akılla, rikat daha böyle kalple mi? Evet. Kontrol edilebilir. Fıtratımda şefkat ve rikat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Çoluk çocuklara edilen zulüm. Bak neymiş. Birden kalbime geldi ki, bak kendisinin düşüncesi değil. O maktul masumlar, maktul katledilip şehit olanlar, şehit olup veli olurlar, fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor. Baki bir hayata tebdil ediliyor. Tebdil ne demek? Bedelleştiriliyor. Büyüyecekti, ne olacaktı belli değil. Onunla baki hayatta bunu verip onu alıyor. Değiştirmek. Fani ile baki değiştiriyor. Ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Hatta o mazlumlar kafir de olsa, mazlum ama kafir. Fakat mazlum yani. Ama Allah'ın kulu, onu unutuyorlar. Çünkü kader hakim. Kader müsaade etti musibeti de. Gerçi beşer zalim. Hatta o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet ilahiyenin hazinesinde öyle mükafatlar var ki eğer perde-i gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahürü rahmet görüp yani açılsa, şimdi gayb açılsa o acıdığımız insanlara var ya, kafir veya Müslümana. Ya seni çok acıyorum, üzüldüm falan konuşan ne der biliyor musun? Niye bana acıyorsun kardeşim? Kendine acısana. Benim ne olacağım belli değildi. Ben şimdi şehit oldum. 5 dakika bile sürmez. Birkaç dakika içinde şehit oldu. Veli oldu. Öldüğünü bilmiyor. Sen de zannediyorsun ki işkence çekti. Öldüğünü bilmiyor. Yani ne derler biliyor musun? Ya Rabbi şükür. Elhamdülillah diyeceklerini bildim ve katı bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkattan gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. İfrat-ı şefkat nedir? Uç nokta şefkat şimdi. Ne? En uç nokta şefkat. Yani en uç nokta. Nedir? Neticesi nedir? Teessür ve elem. Onu okuyalım bak. He? Marazi kalbidir. Bak. Şefkat-ı insaniye, merhamet-i Rabbani'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa Allah'ın icraatını kendi aklına sıkıştıramasa, bak aşsa ve taşsa o şefkat elbette şefkat, merhamet ve şefkat değildir. Nedir ya? Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhi ve bir sakami kalbidir.
Yani Allah'ın icraatını aklına, kalbine sıkıştıramamak ruh hastalığıdır. Marazi ruhidir. Sakami kalbidir. İfrat-ı şefkat illettir, illet. Adamı bitirir, sen rastlamamışsınız. Ben mesleğim olduğu için biraz çok rastlıyorum. Öyle ifrata varmış ki yaşama şansı yok. Sirayet Hasan abi. Sirayet, birbirimize inikas ettiriyoruz bunu. Hala sirayet eden yani ne yapıyor? O akıl... Yani o akıl ve kalbi anlamadığı hikmeti ilahiyeyi zahire bakarak yapar, değerlendirir Erdinç. Sonra ya bu nasıl ya? Tövbe estağfurullah. Bak şimdi tövbe. Ya ben aşağı Allah'ın kainattaki rububiyeti benim olsa ben bile yapmam ya. Bu niye yapıyor? Diyeni duydum. Haberlerin önünde imansız olanı biliyor. Ya ben bile Allah olsam tövbe estağfurullah. Ben bile yapmazdım dedi ya. Yap canım diyor. Veya ben hocayı biliyorum, hocayı. Diyor ki rahmeti gadabını açtığını hiç görmedik hocam dedi bana. Cami hocası diyor. Allah'ın rahmetinin gadabını açtığını ben hiç görmedim dedi. Bu nedir şimdi? Hep gadab oluyor. Yani adam böyle bir şey yapıyor. İmam ha. Nereye koydu şimdi? Niçin oldu? Sabaha kadar haber seyrediyor. Artık sistem bozuldu. Sistem çöktü, bitti yani. Böyle baktım hakikaten, Allah Allah. Almaya da diyor ya imam bana. Malim şeyleri, bölge imamları bazen bir araya geliyoruz ya. Adam diyor, işte anlamıyoruz arkadaşlar, sen daha evini idare etmekten acizsin, bu kafayla kainatın idaresine karışıyorsun. Altına eziliyorsun. Kastamonu 38'de demiyor mu? Niye bu işlere giriyorsun? İdari, bedeni, ruhi, aklısını idare etmekten aciz, kainatın idaresine girişiyorsun. La bir kendini idare et bakalım. Daha günahlarla idare edemiyorsun ya. Kainatı nasıl idare edeceksin? Adam ne diyor bakın, görüyor musunuz? Rahmetini, gadabını geçtiğini ben hocam görmedim dedi. Şaşırmadınız değil mi? Peki haberlerde benim Müslümanlarım Allah'ın rahmetini ümidi keserek, Allah'ın rahmetinden ümidini ancak kafirler keser, sırrına düçar olmuyorlar. Senin işin karışma dedi. Dediği zaman asıl imamı dedi ki sana, ne biçim adamız biz ya, ben acayip biraz sitem edeyim. Yani siz ya, niye giriyorsunuz bu haberlere ya? Girme. Girme arkadaş ya. Çok acayip bir şey ya. Çok dehşetli olduğu için ben size biraz sitem edeyim dedim. Ama geri de alabilirim. Ama tehlikeyi gördüğüm için bak, burada yok. Bak şurada bak. Şuradan okuyacağım size. Şu çizilmiş yerde. Bak. Diyor ki küre arzdaki boğuşmalar merak edip bakanlar. Bakmak televizyondur. Dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ne olur biliyor musun? Nasıl kızmayayım sana? Çünkü sen benim kardeşimsin. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Gavur gibi düşünür. Ne acayip bir şey ya. Bu ne biçim ifade, yorum ya. Aa işte ben gördüm ya. Verdirtmeyin bana şehrini adamın. Şehrini söylettirmeyin bana. Ben hiç diyor rahmetinin gadabını geçtiğini hiç görmedim diyor. Allah bilir lojmanda ne yapıyor? Kimlerle boğuşuyor sabaha kadar? Hocam dedim, duyduğuma göre cemaat diyor ki sabah namazına da gelmiyorsun. Ya hocam dedi, alem İslam'la meşgul alıyoruz dedi. Sabah namazı birisi çıksın kılsın dedi ya. Onun Türkiye'de cemaatten bir tanesi kılsın. Alemin de televizyonun karşısında sabah kadar alem İslam'la boğuşuyor. Maaşının yarısını alem İslam'a gönder dese göndermez. Ne kadar dengesiz. Peki gidenler kim? Onu da söyleyeyim size. Yani IŞİD denilen şey gidenler kim? Vehhabiler gidiyor. Niye gidiyor? Mecbur. Son çaresi. Çünkü Vehhabilerin %70'i en sonunda intihar eder. Çünkü herkes kafir, kendisi kafir. Sistem çalışmaz olur.
tıkandı yani. O zaman intihar edip kafir olmaktansa böyle bir sistemi çıkıp orada kendince şehit olmak evladır diye onun için atlayarak, onun için ölmek için meydana siperden çıkıyorlar ki ölelim diye. Çünkü zaten intihar edecek. Vahabilerdir. Vahabidir yani. Yani bir fedakarlık falan alakası yok. Zaten intihar edecek. Bremen'dekini Alman gitti Vahabilerin tuzağına düştü. Tren istasyonunun yanındaki dershane son katta. Geldi. Ben yerleri söylüyorum yani. Geldi. Dedi ki Ahmet kardeş vardı orada. Ahmet Demir diye. İsmini de söylüyorum. Allah razı olsun. De, hizmetlerin başında. Ya sen kardeş dedi. Bununla bir meşgul olsana dedi. Vahabilerin tuzağına düştü. Aldım odaya. Ondan sonra Allah Allah anlattık. Ondan sonra tamam dedi, hakikaten rahatladı. O kafir, bu kafir, o anne kafir, baba kafir, herkes kafir, o kafir, ben de yer yer kafir. Bu yaşanır mı ya? O küfür, bu küfür. Dağıtı bitti ya, tıkandı da, sistem bitti. Nasıl olacak? Yaşayacak. Rahmetini kendileri mi dağıtıyor? Tabii canım, ne rahmeti? Rahmet kalmamış ki. O kafir, artık sistem tıkandı. Sonra, benden sonra tekrar onların kucağına düştü. Sonra trenin önüne attı. Şimdi işi çıksaydı o gitmeyecek miydi o zaman? Ulan bari öleyim derdi ya. Bu savaşta öldüm. Kendisini aldatıyor. Allah bilmiyor mu ruhundakinin için gittiğini? Gidenlerin hep psikolojik bozuk olduklarına gidiyor. Yani Vehhabilerdir yani. Anladım. Acayip bir ya sistemi çalışma ruhtaki ve insanın yapısındaki işletim sistemi kainatın sistemine uymasan hiç şansın yok. Nasıl işletireceksin bunu? Yazılım şirketin şöyle güncelleyeceksin. Ulazu bir Rabbin Nas, Rab, Melik, Melik-i Nas, İlahin Nas. Eğer bununla güncellemesen yaşama şansın yok. Bak, diyor ki, bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla ciddi alakadar küre-i arzdaki boşmaları merak edip bakanlar, bakmak televizyondur. Dikkat edenler, gazetedir. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ne olur? Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya böyle olur mu ya? Nasıl bir sistem ya? Bu ne biçim? Nereye geldik ya bu dünya? Olayı küçük kafasıyla, kuş beyniyle kainatın sistemini çizmeye çalışıyor. İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu sikleti çekmez. Ne Allah'ın işine karışıyorsun? Herkes işini yapıyor. Herkes işini yapıyor. Ben hiç dinlemiyorum. Niye? Bana ne kardeşim? Ne demek bana ne bu kadar? Bana denmiş ki bu ders yapacaksın, hazırlanacaksın, notlar alacaksın, koşturacaksın. Bak sabah namazından bir yere çıkıp gideceğim. Namazda ya. Gece gidiyorum. Vazifemi yapıyorum. Diğerle beni ilgilendirmez. Bana ne yüklenmiş? Onu yaparım. Hiç karışmam. Bir sahabe gibi. Ya Resulallah ben cennete gitmek için ne yapmam lazım? Biz cennetimizi içeceğim. Şunu. Tamam ya Resulallah daha söyleme diyor. Ben bu. Ondan sonra sahabeler kız diyor. Niye Resulallah sustu? Diyor ki cenneti görmek istiyorsan şuna bakın. Niye? Adam yapalı bileceğine kadar aldı. Benim terazim kaldırmaz kardeşim. Benim işim gücüm zihnim dağılmaması lazım. Mana dalgıçlığı yapmaya çalışıyorum. Diyorlar nereden çıkarıyorsun? Sen de internetlerden, televizyonlardan, gevezeliklerden, geniş dünyalardan uzak olursan sen de çıkarırsın. Risalin dolu, bunlarla enfus de doludur. Aklını dağıtma. Dağıtma ya. Neyi dağıtma? Aklını dağıtma. Aklını dağıtma yani. Benim hakikaten yatıyorum kalkıyorum bununla ya. Bak bir tane şey yaptılar. Neydi o? Bugün müydü? Yoruldum da uzandım. Uykuyla uyanıklık arasında neydi? Muvazene mi? İstikamet miydi? Ha, yok istikamet miydi Osman? İstikamet. Ha istikamet ve muvazene. Yattım yani benimle bununla ne alakam var ya? Yoruldum. Ya ben pek iş yapmam. Uzandım. Daha girmemişim. İstikamet ve muvazeneli kimdir biliyor musun? Ayna ayılamıyorum da ayılmak da istemiyorum. Allah Allah. Ses. Kim? Dört sahabenin sıfatının cemidir. Ona kalktım. Ondan sonra hemen kardeşlerle paylaştım. Unuturum dedi. Değil mi? Hemen kalktım arkadaşlar. Bu neyin nesidir ya? Kalktım. Bakayım şeriata uyuyor mu bu bana? Deliye de olur ya böyle.
Neymiş biliyor musun? Muvazene ve istikamet. Bak, muvazene ve istikamet dört sahabenin sıfatının ceminde vardır. Allah Allah. Ula dört sahabe. Şimdi sonra baktım olan dört sahabe, uyandım şimdi. Uyuyayım. O dört sahabe hangi sahabe? Ulan bırakmadılar. Onu ikram eden Allah'a hamdü senalar olsun. Kainatın zerratı ve sıfatı hamd edince bırakmadı. Hangi sahabe ya? Dört sahabenin sıfatı hangi sahabe? Ona hop kalbe geliyor. Ebu Bekir Sıdık, sıdıkiyet, sadakat, adalet, enfusçilik, kendine yatırım yapmak Osman, Ali, ilim. Dördünün cemi muvazene ve istikamet ondadır. Demek ki çok etkilenmiştim, birisiyle görüştüm de. Arkadaşlar ben söylüyorum, ilim adam derya yani. Ben söylüyorum ha. Fıkıh, usulü fıkıh, tefsir, usulü tefsir, hadis, usulü hadis. Yani adam almış ya, dev olmuş. İnan, itimat edin bana. Böyle bakarsın altında hep ezildim. Bir bakıyorsun, benim bir ahlakım var, yeni tanıştığım biri, hiç konuşmam, böyle konuştururum. Konuşturup bir baktım ki istikamet yok. Zikzak, zikzak, zikzak. Bir baktım ki soruları laikalar ne acayipmiş. Yani bir bulundunuz var ya siz abi derse gelenler. Vallahi, billahi, tallahi söylüyorum, yemin ediyorum buna. Sizin istikametiniz gibi istikameti yok. Ya yemin ediyor 9 gün oruç tutmam lazım. Yalan söylüyorsam. İstikamet yok. Buna Abdullah Tola şahit. Buradaysa. Beraberdik. Ben onunla oturduğum zaman, abi hayret ediyorum sana ya, ne tuhaf tuhaf insanlarla görüşüyorsun. Adamlar buluyor bizi. Hem de buralı değil yani. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Haşa sizi yüceltip birilen değil. Eğer asıl mucididinin eserini, yani Kastamonu ve Emirda okumasan, Nurcu dahi olsan, kim olursa ol, vallahi billahi tallahi istikametli muvazene olamaz. Koca koca abi kişiler, abi dedikleri kişiler son hadiselerde devrilmedi mi? İnmedi mi lan başa? Şer'e ortak olmadı mı? Denge istikamet istiyorsan kardeşim her sıfatına kıblesini koy. Sadakat. Ya ben hepten acayip oldum son hadiselerde ya. Onlar o adamı da görünce ya ya Rabbi dedim ya, şuradan ben bir an önce bundan kalkayım da hemen bir Kastamonu bir daha okuyayım ya. İstikamet, 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 istikamet. Deli olacağım ben bu istikamete ya. İstikamet. Yoksa hepsi batıla hizmet ediyor biliyor musun? Hepsi yanlış hizmet ediyor. Ya çökecek. Acayip bir şey. Nurcu olmasa da layıkalardan aynı istifade... Ay, hayır. Kasta şey, sözlerden istikamet bulamazsın. Yok yok, Nurcu olmasa da layıkaları okusa istikamet... Bulur. Bulur vallahi ya. Ya Nurcu olmaz şart değil. Kastamonu okusun. Uysun buna. Yalan söylüyorsam Allah kahretsin. Ben sizi bir yüceltmek için demiyorum ya. Acayip bir şey ya. Diyeceksin abi bu ne heyecan ne? Ya ben kimlerle görüşünce deli oluyorum ya size de. Artık bütün sesimin sonuna kadar bağırıyorum. İstikamet sadakattadır. Hayatınızı kıbleye koyabiliyorsanız kıblesine bir. İlminiz mi var? Kıblesine uyun. Adaletin mi var? Kıblesine uyun. Enfus yapın var neler, kıbleye koy. Para mı var, kıbleye koy. Kıblesi sadakattır. Ya ben okula bilmezdim ya bu sadaka, kıblenin çok mühim olduğunu. Meğer namaz da olmuyormuş. Kıblesiz namaz olmuyormuş. Olmuyor değil mi? Ha olmuyor. Sana da diyor, tehli kıble diyor. Vallahi acayip bir şey ya. Abi o zaman sözler ilim olur. Evet. Ama layıkalar olmaz. Sadakat. Dalalete düşme tehlikesi olur. Çok iyi kardeşim. Kader Risalesi'ni papağan gibi ders yapar. 16. sınıf papağan gibi ders yapar. Emir Dağı'na uymadığı için o çukura. Hiçbir faydası yok onun. Çünkü kafire taraftar olduğunu kafir oluyorsun. Kafirin yanında olduğunu kafir oluyorsun. Her şey gitti. Hiçbir şey kalmadı. Mesela ilimle dalalete giden çoktur. Sadakatla dalalete giden yoktu tarihte. Dağdaki ninelerimiz, babanelerimiz düşün. Değil mi? Nasıl kapanıyor? Sadaka, din, tam din dedi bitti. Ama öyle ayakta kütüphaneler var ki rezil vizyonda çıkanlar. Sadakat olmadığı için, teslim olmadıkları için ustad söylüyor. Dinsizliklerini diyor mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Mezhepsiz olanlar dinsizdirler. 27. sözde söylüyor.
Dinsiz, dinsiz. Abi nasıl diyorsun? Değilse ben oluyor. 27. sözde geçiyor. Bana bunu münker mekir soracak orada. Allah soracak. Ben de 27. sözü göstereceğim. Mezhepsizlik, dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. İmam Azam da adamdır, ben de adamım. Yerine batarsın sen. Boyunun devrilsin senin. İmam Azam'la boy ölçüşüyorsun. Daha taharet almayı bilmiyorsun. Acayip bir şey. Şaka demiyorum ha. Dedim bir tanesine de. İçtihat ediyorlar, tamam mı? Ona dedim, Ramazan'da, kışın, yazı nasıl taharet aldığını biliyor musun? Ne taharet, nereden çıkartıyorsun ne taharet almayı? Tamam, yıkıyorsun, tamam diyor. Bak işte böyle dalin amin. Dört sahabe işaret ediyor diyor. Dört laika, dört sahabe. Neden emir daha iki mesela? İki emir daha canım. Kastamonu var, Sikke var. Aferin lan. Dimağdaki dört meratip de dört sahabe. Arkadaşlar vallahi inanın biz size yalan mı? Abi tasavvurdan sonraki tasdik, izan, iltizam ve itikat onlar da dört sahabeye oturuyor. Rahat dur. Biraz oturtmuştum kafama yeniden sorgulattırma. Haritasını yapmaya çalışıyorum. Rahat dur. Allah Allah. Ne diyeceğim ya? Risale-i Nur. Ne olur ölmeden not alarak şu Kastamonu'yu bir okuyun. İstikamete koyun ya. Hayat lezzet alırsınız. Ben keyif alıyorum. Uyuyorum. İtaat et, rahat et. Aile hayatında mı dengesizlik var? Layıkaya hakim kıl. Ulan hepten kafayı yedin layıkayla. Öyle insanlar gördüm ki kafayı yiyenleri. Ben de yemeyeyim mi ya? Hep kafayı yemişler ya. Hep bana mı denk geliyor Allah'ın hikmeti? Aile bir sorunu bir açıyor. Şurayı bilseydi tamamdır diyorum. Anlatıyorlar, külliyatı biliyorum ya kısmen. Anlatıyor, ulan şurayı bilse tamamdır. Şurayı bilse tamamdır. Ya acayip bir şey ya. Hadi biraz da okuyayım da keseceğim. 123'ten biri okuyayım, çok önemli o. Merak etme, fazla zamanı almayacağım. Hızlı okuyayım. Evet, bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder ve asabi ruhları azap içinde bırakır. Selameti kalp bir ve istirahat ruhu isteyen adam siyaseti bırakmalı. Şimdi geleceğiz, musibetle ne alakası var? 123'ten okuyorum Kastamonu. Bak tek tek nasıl okuyorum. Ben size kendimi şey yapmak için değil, değer verin diye gösteriyorum, tamam mı? Bak tek tek. Ha. Bak ne diyor, bunu okunmaz da ne olur ya? Bak selameti kalp, istirahatı ruh isteyen adam. İstiyorum ya, huzur istiyorum kardeşim. İstiyor musun kardeşim? Buradan çıkarıyorum psikoloji derslerini. Abi nereden çıkartıyorsun? Tipi tipten. Bazıları diyor falan, kendi kafasına göre bir şeyler yazıyor falan diyenler var. Ona psikoloji nereden çıktı bu dershanede? Lan buradan çıkartıyorum. Selam, yani toplumsal isim kullanıyorum. İşte enfus tespitler. Selameti kalp ve istirahatı ruh isteyen adam siyaseti bırakmalı. Evet, şimdi küre-i arzda herkes, bu şurası çok önemli, herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, rahmeti umumiye-i ilahiyeden ve hikmeti tam-i sübhaneden habersiz olduğundan, bir daha okuyayım, bir daha kafanız dağılmıştı. Evet, şimdi küre-i arzda herkes, bak elimi götürüyorum, ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Sen huzurlusun ama Arabistan'da bir şey duyuyorsun, Bosna'da bir şey duyuyorsun, azap çekiyorsun. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, rahmeti umumiye-i ilahiyeden, hikme-i tam-i sübhaneden habersiz olduğundan, nevi beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka, nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını gevize etmişler
ve bilere kendi zararlarına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki er razı bi zarar ila yüzerüle kaide-i esasiyesiyle Allah bile bir kardeşin tespiti. Allah bile zarara bilerek razı olana şefkat etmiyormuş. Allah bile. Ben ne edeceğim ki? Allah bile etmiyor. Er razı bi zarar ila yüzerüle kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler. Onlara acınmayacak, şefkat edilmez. Yani o adam televizyonda imanını kaybetmiş. Ya hiç acımam. Lüzumsuz başlarına bela getirirler. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine ilim ile girenlerdir. Yanlış okudum. Parası ile girenlerdir. Ne ile girenlermiş? Sadakatla elhamdülillah. Sadakatla girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Cümleye dikkat edin. Bak çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini Gürcistan'da ne oluyor? Efendim Arabistan'da ne oluyor? Efendim bu şeyler Filistin'de ne oluyor? Bak her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerine bulabilirler ve buluyorlar. Hızlı okuduğum için müsaade edin şu cümleyi de sizin için okuyacağım. Aziz Sıdık kardeşlerim dik okuyorum, düz okuyorum. Bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş, kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Ustad da hissetmiş. Bak şimdi ne yapacak şimdi? Oraya bakın. Siz de oraya bakın. Çünkü çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahim'in ve Ahkemül Hakim'in olan onların Halik-i Kerim'i ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki senin bu şiddetli tesirin o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Çok önemli şimdi. Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata Filistin'de ne oluyor? Seninle alakalı mı? Yap. Seninle alakası yani bizzat iktidarın yoksa yani devlet başkanı, mebus, genelkurmay değilsen, senin daire iktidarın haricinde olan hadisata, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Ben de o lüzumsuz, faydalı da değil ha, lüzumsuz, şiddetli, elem-i şefkatten. İfrat-ı şefkat illettir, elemdir.
Kurtuldum. Kurtulmak isteyen böyle yapsın. Al sana çare. Eşeği tutuşturmuşlar Seton Hoca. Aklın varsa al göl demiş. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Gecemiz gündüzümüzü Allah mübarek etsin. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza istikametullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Risale-i Nur'un hizmet-i imaniye Kur'aniyesinde sadakatla, ihlasla, hizmetle, takva ile, iştinab-ı keba ile daim, kayım, sayım eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse Cenab-ı Hak kabirlerini, mekanlarını amin, cennet bahçesi mi bahçe eylesin. Amin. Ve bize kim dua ediyorsa, bize kim bizden bir şey bekliyorsa, üzerimizde kimin hakkı varsa, kimlere söz vermişsek ve kim hizmet imanı Kur'an'ı ile alakadar oluyorsa, Ya Rabbi dertlerine derman, hastalarına şifa, dertlilerine deva nasip eyle. Amin. Ya Rab iki cihanda aziz eyle. Amin. Ve ana babalarımızı da affeyle. Amin. Merhamet eyle Ya Rabbi. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı da daim kayım, sadakat da devam ettir Ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi ağlayan alem İslam'ı ittihadi İslam'la güldürmeyi nasip eyle. Amin. El Fatiha temas selavat. Amin.